objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Süper Lig'de 16. haftada oynanacak olan Adana Demirspor Giresunspor maçının öncesini Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Metan. Bu hafta sonu Süper Lig'in iki yeni ekibi karşı karşıya gelecekler. Önemli bir mücadele. Adana Demirspor biliyorsun malum sezon başında çok iyi bir kadro kurdu. Şu ana kadar da bu kadronun hakkını hani çok verdi mi vermedi mi bunu da sana soracağım. Çünkü hani 15 maçta 20 puan topladılar ama bence daha fazlasını yapabilirlerdi. Ben öyle düşünüyorum bu kurulan kadroya göre. Giresunspor da son haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı. Son 3 maçını kazandı Giresunspor. Spor. Bir de gol de yemiyorlar. Ligin en az gol yiyen ikinci takımı giresunspor şu anda. İyi savunma yapıyorlar. Takımın kadrosu da çok iyi oturdu. Nasıl bir maç bekliyor bizi sence Adana'da? Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak bilet fiyatlarında büyük bir indirim yaptı ve aradaki farkı kendi karşılayacağını açıkladı. Hı. Onu da söyleyelim. Stadın dolu da olacağını düşünüyorum. Ayrıca Adana Demirspor son 3 sağ maçını da kazanamadı. İç sağ maçını Kasımpaşa'yı yenemediler. Giresun Spor'da son deplasman maçında Beşiktaş'ı 4-0 yendi. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Ne düşünüyorsun? Adana Demir Spor, Giresun Spor maçıyla alakalı. Valla bu iki takımı geçen sene TFF Binci çok konuştuk biliyorsun. Evet. Özel programlar, birbiriyle oynadıkları maçlarda çok fazla Aynen. değerlendirdik. Evet, Adana Demir Spor sezon başında çok iyi bir kadro kurdu. Şu anda gidişat diyorsun ya, beklentileri sence karşıladı mı diye. Şu anda 20 puanda. İkinci sırayla kıyaslıyorum. Sadece iki maçlık bir fark var. Yani iki buçuk maçlık diyebiliriz. Fark var. O yüzden bence hem yeni çıkan bir takım hem yıllar sonra çıkan bir takım hem yeni bir takım. Yani yeni kurulan bir takım. Birçok transfer zaten takıma yeni katıldı. Sonra bir de oyuncular da biraz geç geldi. Evet geç geldi. O yüzden ben Adana Demirspor'un gidişatını gayet iyi buluyorum. 20 puandalar ve şu anda 10. sırada. o yüzden Adana Demirspor için bence şu anda olumsuz bir durum yok ki sezona da çok kötü başlamışlardı ilk haftalarda biliyorsun ilk 4 hafta 5 hafta da ardından takım bir toparlandı. İşte Samet Hoca ile yollar ayrılınca Montella gelmişti ve Vincenzo Montella'nın da gelmesiyle ideal bir ikon bir. ideal oyuncular girip çıkıyor ve Balotelli'nin performansı arttı. Mesela örnek verecek olursak Yunus Akgün'ün de katkı Sence Balotelli'nin performansı arttı mı cidden? Arttı Şundan ki. soruyorum. Mesela Montella da Balotelli'yi yedek oturtuyor. Dönem dönem. İşte Başakşehir maçı. Aynen dönem dönem oturtuyor ama geldi. Altay deplasmanında. Geldiğinden beri ilk haftalarda e, hep zaten Balotelli 11'de başladı. E Beşiktaş maçında beraberlik golünü attı. İsa'da Gaziantep. Maçta da sonradan girdi hatta. Aynen zaten o maçtan sonra ilk 11'e dönmeye başlamıştı Hı. ki zaten Gaziantep maçında gol attı. Orada iyi e, Kupa maçında gol attı. Yani Serie. Balotelli cidden sezon başında Samet Aybaba'nın oynadığı yani daha doğrusu oynattığı haftalara göre Balotelli tabii ki ön plana çıktı ve Balotelli'ye şöyle bakalım bir de Avrupa'da gittiği diğer takımlara bakalım. Bir de Adana Demirspor'da bakalım. Burada daha değerli toplu şu anda. Diğer takımlarda belli haftalardan sonra ciddi anlamda sıkıntı oluyordu Balotelli'de. Ee, şu anda Adana Demirspor'da hiçbir sıkıntı yok. Çok fazlasıyla da uyum sağladığını görüyoruz. O yüzden bu konuda ben Balotelli'nin e, performansının iyi olduğunu düşünüyorum ki Yunus Akgün son haftalarda ön plana çıktı ama sonma son ma oynanan maçta ee, Kasımpaşa, şey pardon Kasımpaşa maçı değil. E, Trabzon, spor de maçında Taraftarların da büyük tepkisi oldu. Yunus Akgün bence basit oynamıyor. Yani ayağında topu çok tutuyor. Hmm. E, pası vermesi gereken yerlerde atması gerekiyor. Biraz daha basit oynarsa e, hem Adana Demirspor hem de kendisi sonuca gidecektir diye düşünüyorum. Yani Adana Demirspor'da bence şu anda kötü giden bir şey yok. Onu söyleyeyim. Adana Demirspor dediğim gibi nasıl ilk haftalarda tutuk başladı, sonradan düzeldiyse Giresunspor da öyle oldu. Çok kötü başlamışlardı sezona. Ki zaten biz ilk haftalarda program yaparken Giresun Spor'dan ilk 10 haftada maksimum 2 galibiyet bekliyordum. Tam da 2 galibiyet almışlardı. Zaten 10. haftadan sonra Giresun Spor açılmaya başladı. Hakan Keleş e, istediği sonuçları almaya başladı. Giresun Spor şu anda 19 puanda ama... Kaybedilen birçok maçta da Fenerbahçe maçı olsun, Alanya, spor, Alanya maçı. spor maçı olsun. Hem hakem hatası İçerideki Konya spor maçı. Hem hakep, %100 penaltısı verilmedi. gilerme meğer Süleyman Oğuz ya da Sercinyo'yu indirmişti. Geleceğim. Ee, söyleyeceğim şeyi unuttum. Hem iyi oynadı hem de orada e, hakem katliamına uğradı. Yani şu an 19 puan aldı ama o maçlardan 4-5-6 puan çıkartabilecek maçlardı. Yani performans anlamında da Puanı kaçıran taraf oldu ki zaten fena maçın maçında her balde penaltı yazsaydı maçın rengi daha da Öne farklı olabilirdi. Ee, o yüzden hakemler de orada çok fazlasıyla Giresun Spor'un hakkıyla oynadı. Bir de bir maç daha var. İçeride oynanan Antalya Spor maçı. Ruth Bofin'in kafa attığı pozisyonda e, kesinlikle kırmızı kart olması lazım. Ama hakemin orada zaten kırmızı kartı vermemesi büyük bir hakem hatası. Onu da söyleyelim. Ama bu normal şu açıdan şöyle. Giresun Spor Süper Lig'e çıktı, taraftar stadı doldurmuyor. Hı hı. Karagümrük maçı da bomboştu stad. Aynen. Mesela Fenerbahçe geldi, Galatasaray geldi. Yok ben onu, an doldu. onu anlıyorum ben ama ben. Şöyle. Ben bu sene taraftarların stadı doldurmamasına hiçbir şey demem. Niye? Aşıdan dolayı çünkü. Ben demem. Aşı kuralı var. İnsanlar niye aşı olsun ki Önceden olmak istemiyorlar. Önceden de Pasoli Pasolik bir insanlar. şey değil. Gel, geliyordu o zaman da ama bak. O zaman Nereye geliyordu. Geçen, geçen Oynuyordum. senelerde de hiçbir zaman dolu tribünü oynamadı. Biz burada seninle konuşuyorduk. 2019 yılında. -20 üzerinde bakmıyorum. Genelde bakıyorum. Giresun zaten. Ama aşı olayı Adana Demir'de de var. Adana Demir Kasımpaşa maçını 18 bin kişiye emin oynadı? Cuma az. günüydü maç. 18 az stada göre. Ama maç Cuma günü. Olsun. Adana Giresun maçı pazar olan. Bak Adana Demir Spor'da onu geç. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta da 8 bin oynuyorlar. Ama aşıdan dolayı, dolayı, işte. Oralarda biletler çok pahalı. Beşiktaş Kayseri ile oynuyor. En ucuz bilet 180 lir. Şey, Giresun maçında Beşiktaş'ın... Ya beş onlar bahane değil. Ben ziyedim. sana Zira. söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Ee, Büyük takımlarda, normal takımlarda aşıdan önceki sayı oranına bakalım, seyirci oranına. Şimdi bakalım. Fenerbahçe'de aşı var. olmadığı zaman gene boştu. 2017-18'de şampiyonluğa oynuyordu Aykut Kocamanlı. 10.000 kişi gitmiyordu. Ya işte genele vurduğun zaman da diyorum ben. bence aşıyla falan alakası, alakası var, çok var. Avrupa'da da aşı olayı var. Tüm statlar full çekiyor. Orada aşı olayında, orada biraz daha Al farklı işliyor işte olaylar. Almanya'da şu Onlar an. Onlar fark etmiyor ki. Aa, o zaman senin mantığına göre orada Dortmund küme düşerken de 80.000 oynuyordu. Her türlü oynuyordu i̇şte Dortmund. İşte onu diyorum Dortmund sana burada şey oyna. var. Baktığın zaman da aşı çok fazla etkiliyor. Ben yani. Giresun'un hiç alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Giresun spor eski stadını da dolduramıyordu. 2019-20 sezonu Özgürcan'ın, Rusescu'nun falan Giresun'da olduğu zaman stat bomboştu. Ben onun aşı ile alakasının olduğuna inanmıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Adana Demirspor mesela. E geçen Çünkü sene Çünkü geçen daha, de yorum gördüm. Bir taraftar yazıyor bu aşı olayı bizi çok zorluyor diyor. Hatta Samsun Spor'da ben bunu gördüm. Samsun Spor'un da bence stadının dolu e, olması. yaptırıp neden? girebiliyor insanlar. Öyle bir şey yok. Ne testi? Test yok. Test falan yok. PCR aşı Testi son 48 saat. Kala. Öyle bir şey yok. Aşı lazım. Test yok. Test kalktı. Yanlış bilgi verme. Test yok. 2 aşıdan başka girilmiyor. Ben hastalığı kurtarmıyor. 2 aşı. aşıyı bahane olarak görüyorum. Bir kere şöyle bir şey var. Beşiktaş Beşiktaş Giresunspor'la oynuyor. 130 Hı -hı. lira en ucuz bile. tabi gitmez millet maça. Bizim ülkenin ekonomik koşulları belli. Asgari ücret belli. Adam ailesiyle maça gitti diyelim. En ucuz tribünden. 520 lira bilet mi verecek 4 kişi? Vermez bir zaten aile. kimse. O ayrı. Ama Beşiktaş-Yap beşiktaş süman yani. maçına 30-40 lira en ucuz Hı -hı. bileti Millet gider. Bir kere takımın hali ortada Beşiktaş'ın. Gelenden gidenden 4 yiyor, 5 yiyor. Bilete 150 lira verir mi aklı başında? Yok bir insan? zaten nomad. Ben zaten normalde o kadar Akıllı... paralar vermeye karşıyım zaten. Bir 90 dakikalık futbol için. Ben Giresunspor ama şu açıdan diyorum. Giresunspor yıllar sonra Süper Lig'e döndü. Bilet fiyatları da uygun, pahalı değil. Hiç Kaç bir... paraydı Giresun'da? Giresun Spor'un 30-40 liraya bilet fiyatı var. İçeride 25 liraya falan. hatta başkan onu indirecek herhalde. Çünkü kimse gelmiyor maça. Hı hı. Ee, yıllar sonra Süper Lig'e dön Ama Giresun Spor Fenerbahçe ile oynadı. Hazırlık maçında full çekti stat. İşte o zaman yoktu. O zaman test vardı işte. ama O şu zaman Ama o şundan dolayı. O zaman Fenerbahçe geldi diye maça gidiyor. Galatasaray geldi diye maça gidiyor. Orada. Galatasaray maçında da çok dolmadı mesela. İlk maçtı. Dolmadı. İşte o zaman PCR testi iptal oldu zaten maçlar aşıya dönmüştü. Hazırlık maç olduğu zaman da yani yaz dönemi vardı ya o zaman da PCR testi yaptırarak 48 saat önceden dediğin zaman işte o zaman da maça girebiliyorlardı. Aşı olayı geldikten sonra işin rengi terse döndü. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. da ben bu konuyla ilgili yorumlarını bekliyorum. Biz yine sağ içine girelim. Taraftarlar Adana Demirspor'a mı Adana Demirspor Demir taraftarının o konuda bir şey demiyorum. Adana Demirspor maçlarını hep dolu tribünler oynuyor. Cuma <laughs> günü saat 8'de biz maça 17 bin 16 bin kişinin gelmesi gayet iyi ama pazar günü saat 16'da oynuyor Giresunspor Spor. Stad bomboş. <laughs> Takım da çok iyi gidiyor. Bir de Giresun Spor eğer ligde kalmak istiyorsa içerideki maçlarını kale olarak kullanması lazım. O stadın dolması gerekiyor. Peki ne düşünüyorsun? Maçta hangi tarafı daha önde görüyorsun? Vallahi şimdi e, baktığımız zaman da Adana Demirspor'un kadro kalitesi anlamında ve genişlik anlamında baktığımız aslında genişlik anlamında iki takımın da kadrosu geniş bence. Hani kulübe baktığın zaman da şu oyuncu alabilirim diyorsun, bu oyuncu alabilirim diyorsun. Giresun Spor'da özellikle son dakikalarda yaptığı transferlerde işte Süleyman'ın falan Süleyman Doğukaran'ın katılması biraz kadroyu genişletti. Mesela aslında Forvet hattına bakıyoruz. Giresunspor diyorduk ya forvette sıkıntı yaşıyor. Aslında son haftalarda kat kalmaya da başladı. Balde de biraz yavaş yavaş ısınıyor. Dukara iki gol attı son maçta Kare zaten. Karagümrük maçında hem Balde hem Dukara goller attı. Bir gol Balde, iki gol evet. Dukara attı. Hatta bir tanesini Dukara penaltıdan atmıştı. Aynen. Yani yavaş yavaş ki Süleymanov gibi çok iyi bir kanat oyuncusu da var. Onu da söylerim yani Süleymanov çok üst düzey bir oyuncu. Yaban atılacak bir oyuncu tabii, değil. Tabii. Ben transfer olduğu zaman da çok fazlasıyla e, sevindiğim transferlerden birisi oldu Giresunspor açısından. Çünkü Krasolardan beri takip ettiğim, hatta ben daha büyük liglere gideceğini düşündüğüm bir oyuncuydu. Büyük bir transfer başarısıdır onu da söyleyeyim. Şimdi Adana Demirspor'da eee Tayyip Talhan'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor biliyorsun. Ezehin Eze'nin ayrılacağı konuşuluyor ki ben Tayyip Talhan'ın da çok fazla geride kaldığını da düşünüyorum Samet iyi kaptı formayı. Biz Samet'ten TF geldiği zaman da zaten çok umutluyduk. Samet Hoca bir anda kesmişti ama orada da bir maça bakarak kesin de söylemiştik. Ümraniye maçında kötü şey. Ümraniye maçında iyiydi. İçerideki Altay maçında Altay kötüydü. Maçı. Ondan sonra bir anda kesmişti. Biraz anlayamadık o konuyu ama Samet şu anda kendisini gösterdi ve formayı da kaptı. Ee, hatta geçen haftaki maçta da galiba bir şey oldu. Trabzon maçında Cornelius'la Cornelius maç, çarpıştılar. Aynen geçmiş olsun. Direklerimizi deletelim. Ama Samet'te de bir sıkıntı var. Evet, Cornelius'la da daha kötü oldu maalesef. Aynen daha kötü oldu. Yani Adana Demirspor bence bir tık daha önde bu karşılaşmada ama yani Giresunspor'un son dönemdeki performansı e, oyuncuların verimliliğinin artması Giresun Spor yönünde de maçı aslında biraz ortaya getiriyor. Çok net anlamda böyle bir takım aslında ön tarafa atamıyorum. Sadece şu anlamda atıyorum. Tecrübe anlamında, futbolcuların tecrübesi anlamında. Ee, ve iç sahada olmasından evet, dolayı Adana Demirspor biraz o etkenlerden dolayı ön plana çıkıyor. Tabii. Hangi oyuncuları kilit faktör olarak görüyorsun bu maçta ön plana çıkmaları anlamında? Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Bence kaleciler çok kilit olacak. Ee, Gelesun Spor'da sen kalede kimi bekliyorsun? Bu bence büyük bir soru işareti aslında. %100 Okan oynar. Okan çok formda ve iyi oynuyor. Hı hı. Sezon başından beri Okan gayet iyi durumda. Aynen. Taraftarlar da onunla biraz bölünmüş durumdalar. O yüzden soruyorum. Hani Onurcan Piri, Okan konusunda. Onurcan şu an oynayamaz. Okan hak ediyor. Okan sezon başına biraz tutuk başlamıştı ama son haftalarda o da topar. Diyorum ya işte Giresun Spor'da çok fazlasıyla 10. haftadan itibaren oyuncuların performansını yük. Bak Zeki Yavru muhteşem oynuyor. Burada ama en büyük pay sahibi başkan. Hakan Hoca'yı göndermedi. Arkasında durdu. Arkasında durdu. Ya zaten Hakan Başkan çok iyi bir başkan. Geçen sene de çok söyledik. Tabii. Hani başkan takımı iyi yönetiyor. iyi motive ediyor. Hani böyle ortamı gelecek açıklamalar yapmıyor. Aynen, hani öyle. kaosun dışında kalıyor. Bunlar çok önemli detaylar. Bu sene de Hakan arkasında kalması, hocanın arkasında kalması olumlu etki yarattı. E, Giresun Spor şu anda 19 puana geldi. Avrupa Ligi sıralamasına bakıyoruz. 6-7-8 puanlık fark var zaten maksimum. Hani o duruma geldi bir anda Giresun Spor. E, ben kaleyi kilit görüyorum. Bir de bence Forvet hattı çok kilit olacak. Çünkü Giresun Spor'da şimdi performans arttı Forvet oyuncularının. E, bu maçta da bu performans devam edecek mi? Daha doğrusu kim oynayacak 11'de? Sen Baldi 11'de bekliyor musun? Bence Baldi oynar yine. Kim yedek kalır? Dukara yedek kalır. Süleymano da yedek bekliyorsun sen? Yok. Sağda Süleymano, solda Sercinho. Diabete mi yedek kalır? Diabete de on numara on oynar. on numarada mı oynar. Ya ben yani. Diabete'nin on numara... oynuyor hep zaten. Evet ama Diabete sence on numara da uygun oluyor mu? Yani daha doğrusu şöyle, e, hocanın... Daha doğrusu hoca demeyeyim de... On numara özellikle ki oyuncuların 10 numara pozisyondaki oyuncuların sence verimini verebilir mi? Bence Diabate de sağ açık, Serginho da sağ açık ama hoca Serginho'yu sola açıkta kullanıyor. Diabate'yi de 10 numara. Ama Diabate iyi oynuyor. Tüm penaltılarda <laughs> gol yapıyor. Puan Aynen. kazandırıyor. Giresunspor'da ya şimdi şöyle. Giresunspor'un geniş bir kadrosu yok. Hocanın biraz şapkadan tavşan çıkarması gerekiyor. Çünkü Sankari hiç verim vermedi. Aynen. Şampnes gene katkı veriyor. Son hatalarda o da veriyor. Kupa'da 2 gol attı. Lig'de Beşiktaş'a gol attı. Ama mesela Giresunspor'un kadrosunda gerçek bir 10 numara yok. Hı hı. Gerçek bir sola çık da yok. Tek gerçek 10 numara Sankareydi. O da hiç verim vermiyor. Hatta oynadığı Antalya maçında falan yuhalandı. Aynen. Oyuncu da bitti kafa olarak. Ve Hakan hocanın yapabileceği şeyler de kısıtlı. Hocanın elindeki kadro geniş değil. Hoca o yüzden biraz farklı alternatifler yapmak durumunda kalıyor ama Hakan hoca çok başarılı 2 yıldır. Geçen sene Devre arası tahtayı açmadı bu takım. Süper Lig'e yükseldi. Transfer yapamadı. Bu sene daha Akon Hoca elindeki imkanlarla en iyisini yapmaya hı hı. çalışıyor. Ve mesela e, şimdi bakıyorsun Giresunspor'un altına aldığı takımlara. Sana şöyle söyleyeyim. Kayseri Spor, Mame Baba'yı almak için Fenerbahçe'ye bir buçuk milyon euro verdi bonservis Mame Yiyam'ı. Aynen. Gavranoviç'i aldı mesela. Hı hı. Giresun Spor öyle transferler yapamadı maddi anlamda. E tabi Giresun Emrah Spor... Baştan aldı mesela Kayseri. Giresun spor o kadar para harcayamadı. Aynen. Hoca biraz şapkadan tavş. Mesela Zeki Yavru'nun gittiği yer takım küme düşüyordu. İstatistik olarak baktığında. Hoca biraz hani farklı alternatiflere gitmek durumunda kaldı Giresun spor. ama maddi anlamda ona rağmen iyi gidiyorlar. Mesela Emre Taşdemir çok geri planda kaldı. Aziz Bey hiç formayı tamamen söktü evet, Aziz az Bey hiç şey yapamadı. Yani Aziz Bey'ten beklentimiz vardı zaten. Ee, oynayabileceğini de düşünüyorduk ama Aziz Bey hiç bir türlü Güzelim performansı gösteremedi. Aziz Bey hiç iyi oynuyor. Emre Taşdemir veremiyor. şey pardon ya iyice şey oldu karıştırdım. Aziz gayet iyi. Emre Taşdemir ya. zaman zaten şöyle bir durum var. Ben de iyice oraya dalınca şey oldu. Emre Taşdemir zaten beklediğimiz bir oyuncuydu daha doğrusu. Çünkü Emre Taşdemir zaten biliyorsun Galatasaray'da da bir şey vermedi. Emre Taşdemir'in kumaşı iyi ama sakatlıklar onu bitirdi Aynen. zaten. Aynen. Ya zaten şöyle bir durum var. Baktığın zaman da Giresunspor'un bütçe performansı daha doğrusu maddi anlamdaki gücüne göre yapmış olduğu transferlerde Flavio gibi tamam mı? Flavio çok iyi bir transfer demiştik. Aziz Beyic. Ee, onun dışında zaten gelen Süleyman Orav çok Alexis iyi. Alexis Perez mükemmel oynuyor. Zaten onu söylemiştik. Ben yeni ortadan iki tane oyuncu oldu. Douglas. Douglas da Diabete şu anda. Ben Diabete, olumlu anlamda, Douglas olumsuz anlamda Aynen. ama. Aynen. Tabii. Ben çünkü Diabete'den çok umutlu değildim. Diabete iyi oynuyor. Douglas'tan da iyi şeyler bekledim ama Douglas birçok maçta takımı yaktı. Douglas facia çok oynadı. Çok facia oynadı. Çok Perez'de beklentimiz vardı. Çok çok iyi oynuyor. E, ee, Flavio'da vardı. İyi oynuyor. Onun dışında az bir bekliyorduk. İyi oynuyor. Hamid Uhtura da bence yanılttı. Ben süper Lig'de evet. pek iş yapabileceğine evet, inanmıyorum o da şu ana kadar. O gayet... da olumlu anlamda yanılttı. Ama bu bence hoca faktöründen dolayı. Hakan Hoca resmen herkesten verim alıyor. Ya işte ben hani TFF 1. Lig'de, 2. diyorum ya sana takımlarda hocaların etkenleri yüksek diye. Şimdi burada çok farklı bir hoca olsaydı örnek vereyim sana. İşte Bülent Uygun gibi. Bülent Uygun, gibi. Uygun Mesut Samet Ay Bakkal, Ay Samet Aybaba, Yılmaz Vural. O hocalar olsaydı veya işte tam tersi şey olsaydı Hamza Hamza Hakan olsaydı Kutlu. Giresun spor tam tersi olabilirdi. Hikmet Karaman. Onun yüksekti. Aynen. Giresunspor şu an son dörtteydi. Hı hı. Peki sence Giresun Spor'un ligde kalma konusunda ümidin arttı mı? Arttı tabii ki. Arttı diyemem, şey artmadı diyemem zaten. Bu akılcılık olur. Hayalcilik olur daha doğrusu ne akılcılığı? Akılsızlık olur. Ee, 10 haftadaki galibiyet bekliyordum zaten. O beklentim benim gerçekleşti. Ondan sonraki süreçle ilgili Giresun'un hani işinin sıkıntılı olduğunu hep söylüyordum zaten ki şu anda da hani o sıkıntı devam ediyor mu diye sorarsan tabii ki devam ediyor. Tabii şu an hiçbir şey garanti 5 değil. 5 puanlık fark var sadece. Beşiktaş karşısında alınan puan çok önemli 3, 3 puan. puan çok da iyi bir futbol vardı. Ezerek yendi ve Giresun Spor zaten daha da kendisine güvene gelmiş oldu. Bence bu maç da yine Giresun o tarz maç gibi yani 4-0 anlamında söylemiyorum. Puan alma anlamında söylerim. Yapabileceği evet. maçlardan birisi yani. Adana Demirspor'da da bir Belhanda krizi var. Ne düşünüyorsun? Belhandan'ın hatta Çaykur Rizespor'a gideceği falan da evet, haberler söylüyor. çıktı. Belhanda hiç verim veremedi hı hı. ve oynadığı da hep Adana Demirspor kötü sonuçlarla hani sağdan ayrıldı. Giderse şaşırır mısın? Başkan ona çok ümit bağlamıştı hani hı hı. ilk geldiğinde Murat Başkan ama Belhanda hayal kırıklığı yarattı. Hı hı. Ne diyorsun? Vallahi giderse şaşırmam. Ve şöyle de bir şey var. Eğer Adana Demirspor Belhanda ile yolları ayırırsa da hiç aramaz. Bence de aramaz. Şu anda çünkü oyuncular performansını yukarı çektiler onu söyleyeyim. İstanbul'da düzeldi. İyi futbol oynuyor. Sinan Kurt Trabzon maçında çok kötü oynadı. Onu tam ona geliyordum. Taraftarların geçen hafta bayağı yorumları vardı. Yani Adana Demirspor'un e, resmi sayfalarının altındaki yorumları okudum. Sinan Kurt'tan çok e, şey yapıyorlar. E, Sinan'ı o Trabzon'da bırakın yazanlar vardı. Aynen. Çoğunlukta. Bayağı böyle yorumlar vardı. Zaten bu üç yerli kuralı Adana Demirspor'un belini büküyor zaten. Çoğu takımın büküyor. Tabii çoğu takım büküyor. Bir Adana Demirspor daha büküyor. Neden diyorum? Çünkü çok iyi yabancılar aldı ya. Birçoğunu oynatamıyor. Bak Vargas yedek kalmaya başladı Adana ya. Adana Demirspor'u işte onu sezon başından beri diyoruz. Elinde imkanlar varken iyi bak mesela Karagümrük gitti. Caner Erkin'i aldı. Caner hı hı. çok iyi oynuyor. Aynen. Adana Demir alacaktı Caner'i. Adana Demir sağ, sol bekte Simon deliyor oynatıyor. Simon Deli geçen Trabzon maçında haşat oldu. Çok kötü oynadı. Aynı. Trabzon oradan hep geldi Simon Deli'nin tarafından. Abdülkadir bir işte oraya. Simon Deli sol bek değil ki. Evet. Ki Abdülkadir Ömür de bu sene sağ kanatta iyi oynamıyordu. 10 numarada oynadığı maçlarda iyi oynadı hep. Hı -hı. İlk defa sağ açıkta verim verdi çünkü Deli sol bek değil. Aynı. E Kaan Kana'a da güvenemiyor hoca. Kaan, Tabii güvenemiyor. Kaan geçen sene Erzurum'da da oynayamadı ki Süper Lig'de verim Süper Lig e veremedi. Yetmesi zor zaten. Alanya'da hiç oynatılmadı. Erol Bulut onu kullanmadı. Hı -hı. Hep en Hı -hı. sakalayı oynatıyordu. Peki sen Adana Demirspor'un geçen hafta Trabzon maçındaki oyunu nasıl buldun? Bence iyi oynadılar, maçı kaybetti ama oyun olarak bence iyiydi Adana Demirspor. Balotelli'nin Adana Demirspor Balotelli'nin kalenin dibinden göğe vurduğu bir top hı hı. var. O Uğurcan'ın çıkardığı iyi pozisyonlar var. Hani Aynen. baktığında bence Adana Demirspor iyi oynadı Trabzon'da ne düşünüyorsun? Vallahi bence de iyi oynadı ama Adana Demirspor Yunusak e, Yunus Akgün'ün bence biraz bencilli diyeyim. Onun etkisi. Simon Deli'nin savunmadaki hataları. Dediğim gibi işte. Sol bek değil ki Simon Deli. Hatalar. Sol stoper. Aynen ben. sol stoper. Bence Rasul oynamalı sol bekte. İşte ben hep diyordum. Devre arasına Sen de mi diyordun Rasul oynamak istemiyor ama oynamalı zaten. Rasul orada oynayabilen bir oyuncu. Yani elinde malzemen varsa o bölgeye o oyuncuyu kullanman lazım. Kaan Kanak zaten gidemiyor. Yani süperge yetmiyor. E Simon Deli zaten sol stoper. Söylemiştik geldiği zamanda da. Caner Erkin'i alacaklardı. Yani bir, bir tane stor. büyük hata yaptılar. iyi bir sol bek alacaklardı. Caner yabancı anlamında Türk. ya da iyi bir yerle oyuncu alacaklardı. Belki Caner olabilirdi. yabancı ama... da alamıyorsun ki. Adana Demirspor'un ne kadar iyi Türk oyuncusu var işte maalesef. Kale sıkıntılı Türk Hı -hı. anlamında. Samet Akaydın bile ilk defa Süper Lig'de oynuyor bak kariyerinde. Yunus Akgün ilk defa Süper Lig'de bu kadar süre alıyor. Hani Adana Demirspor'da mesela şöyle bir şey diyemiyorsun bak. Sallıyorum sana. Alanya Spor'da mesela Umut Güneş çok iyi oynuyor Türk oyunculardan. Efecan Karaca. Mesela Efecan garanti oyuncu. Direkt koy 11 oynasın Adana Demirspor'da uh -huh. sana hemen oynatırsın. Konya Spor'da Abdülkerim Bardakçı. Direkt Aynen. koy oynatırsın. Hani hemen baktığında. Ama Adana Demirspor bak Karagümrük'te mesela Caner Erkin, Jimmy Durmaz. Direkt koyup oynatabiliyorsun. Ama işte Sivas Spor'da Hakan Arslan var. Erdoğan Yeşil Yurt var. Bakıyorsun. Oyuncu çok uğur çiftçi var Türk olarak. Hı hı. Ama Adana Demirspor'da şöyle direkt koyamıyorsun maalesef. Hani bu hı hı. elindeki imkanlara göre diyorum. Mesela Giresunspor'un Türk oyuncu bulamamasını anlayabilirim. Kuraldan sonra paraları arttı Türk oyuncuların değerleri. Menajerleri de daha fazla fiyat çekiyor oyuncular da. Ama Giresun'da orada hata yaptı baktığın zaman. Da. Ama Türk oyuncu bulamaz ki Giresunspor. Yok Giresun yok. Kendi elindeki zaten. oyuncuları bıraktı ya Eren Tozlu'yu mesela. Mehmet Taş gitti, bir de Eren Tozlu gitti. Aynen bırakma. İşte diyorsun ya hani maddi durumun imkanın darsa Sıkıntılı. elindeki malzemeyi idareli kullanman gerekiyor. En azından devre arasına kadar. Ama Niye biliyor musun? Için... Mesela atıyorum devre arasına kadar kaç maç var? 19 maç var tamam evet, mı? toplam. Atıyorum sen 19 maçın diyelim 10 tanesini 9 tanesini kazanırsın. Maç başına 3 milyon TL para geliyor ya. Sen kendin bir bütçe olur oradan. Paranın olur yani. Orada en azından devre arasında dersin ki ya bir iki tane bari bu gelen bütçeden paradan alabilirim dersin. Yani idareli oraya kadar kullan var. Yani senin zaten... Sen diyorsun ya belli oyunculardan zaten katkı alabiliyor kulübe dar diye. Yani onu kullan devre arasına kadar ardından oyuncu ve takım bilen oyuncuları gönderiyorsun. Eren Toz'u giriyorsun da mesela örnek veriyorum. E, Mehmet Taş takıma iyi bir uyum sağlamış. Üçüncükten gelmesine rağmen geçen sene şampiyonlukta büyük payı vardı Mehmet Taş'ın. Yani Giresun da mesela bazı noktalarda hata yaptı. Ama Adana Demirspor tam tersi. Zaten kadrosunda yerli anlamda aslında Adana Demirspor'un şöyle sıkıntısı var yerli oyuncu anlamında. Bekte sıkıntı var, stoperde biraz sıkıntı olabiliyor. Ben... Şeyler de daha doğrusu ön libero tarafında. Bence orta sahada da var Sinan Kursu. İşte ön libero Aynen. Işte. Gökhan İnler'i de o Montella kullanmıyor mesela. O da yaşından dolayı gidemiyor belli bir noktada. Olabilir. Hani Adana Demirspor bence çok büyük hata yaptı. Elinde maddi güç varken iyi yerli oyuncular almalıydı 5-6 tane. Kendini rahat ettirecek. Adana Demirspor'da mesela orta sahada şeyde hata yaptı. Abdülkadir parmak ismi çıktığında alacaktı. Ben başkan o zaman sormuştum. İlgilenmiyoruz demişti. Belki de şöyle düşünmüştüm o zaman. Hani ilgilenip de belki vermemiş de olabilir ama başkan ilgilenmedik dedi. Onu mesela orada belki Trabzonspor'da bırakmamış istemiş de olabilir. Ama orada Adana Demirspor'un bir tane çünkü orta sahada en azından oyuncularımız var Türkiye'de. Hani bir oyuncu bulabiliyorsun ama bekte zaten bulamıyorsun sol bekte, çok zor. Sağ bekte de bulamıyorsun. Maalesef. Ama orta sahada biraz daha bulma ihtimalin yüksek. Adan Demirspor zaten devre arasında bir tane oraya bir oyuncu alması lazım ben, yani. Ben işte Murat Başkan'ın yerinde olsaydım işte o yüzden Caner'i kesinlikle Hı -hı. alırdım. Caner Karagümrük'te çok iyi oynuyor gittiğinden beri. Garanti oyuncu. Ya ben Caner'de şeyim vardı, soru işaretim vardı. Ne konuda hani kavga durumları işte ne bileyim disiplinsiz davranışlar onu düşün da yoksa oyuncularına zaten benim lafım yok. zaten Adana Demirspor Balotelli'yi de uysallaştırdı. Caner Hı -hı. her türlü uysallaştırırdı. Ne olacak? <laughs> Caner gitti yerde genelde sıkıntı çıkarttı. Ama performans ya. veriyor. Tabi performansa bir şey demiyorum ama. Parağümrü'ye gitti hiçbir sıkıntıda sıkıntı da çıkarmadı şu Evet şu artık. anda çıkmadı. Ya şöyle Caner'in evet Fenerbahçe'de falan sıkıntıları vardı ama orada da aklı yani Pereira'da Fenerbahçe'nin içine etmişti. Hı -hı ben aslında ben zaten böyle oyuncuları seviyorum adam isyan ediyor hı hı. hani şey modunda bakmıyor takımın durumu hani olmasa neler varsa görsün gibi Cener Beşiktaş'ta da çok iyi oynadı Asist Krallığını oynuyordu solbekte oynadı halde hı hı. ya çünkü yerli oyuncu yok şimdi şöyle mesela Hatay Spor'da Fatih Kuruçuk'la Burak Öksüz oynatmak durumunda kalıyor iki türk oyuncu Kamil Ahmet oynatıyor sahbette de üç türk Kulübesinde Türk oyuncu yok neredeyse. Aynen. Bu kural tüm takımları çok zorluyor maalesef. Bir de ben Adana Demirspor'un daha yukarılarda olması gerektiğini düşünüyorum. Şundan dolayı bence Adana Demirspor'un kadrosu Konya Spor'dan daha iyi, çok, çok daha tabii iyi. Tabii ki öyle ama. Konya Spor bu kadroyla 27 puan topladı. Aynen. Konya'nın kadrosundaki birçok yabancı oyuncu Adana Demir'de kulübede oturamaz. Öyle. Mihailak, Çekici, Bütici, Çikaleşi bile Adana Demir'de kadroya giremez. Aynen. Adana Demir'in kurduğu şey topladığı 20 puan bence başarı değil. Bence başarı. Konyaspor'un da Türk oyuncuları çok kötü. Soner Dikmen falan oynuyor. Aynen. Barış Yardımcı geçen Antep maçında oyuna girdi Takımına da sağladı. Sol şey <laughs> Konya'nın sağ otobana döndü. Aynen. Ya bence başarı çünkü neden başarı diyorum. Murat Sancak Başkan'ın da sezon başında biz ayaklarımız yere sağlam basacak dedi ya. Şimdi gidelim Murat Başkan'a soralım. Takımın gidişatından memnun musun? Şu aldı memnunun der zaten. Anladın mı? Ya ben Sadece taraftarlar diyorum. biliyorsun beklentiyi çok fazla büyüttüler. Ben bu kadar Avrupa... Ya... daha fazlasını hayal ettim. Ama diyorum. işte öyle olmayacak. Olmaz. Neden? Çünkü sen daha yeni gelmişsin gibi ayaklarının yere sağlam basacak. O yüzden ben bu anlamda bakıyorum. Aa, tam tersi bu kadroyu Konya Spor kursa, Konya Spor bu durumda olsa ben yanlış derim. Yani daha doğrusu şey derim pardon. E, kötü derim. Neden biliyor musun? Çünkü Konya Spor yıllardır bu ligde. Tabii Adam ben. Demir Spor yeni gelmiş. Avrupa Ligi'ne bile gitti. He, iki yeni bir yapılanma Konya. yapıyor. Anladın mı? Anlarım. O yüzden e, mesela Alanya Spor'un şu anki gidişatına biz ne diyoruz? Çok istikrarlı. Çok iyi. Yok yok. Alanya Spor'un bu sezonki kadrosu ve gidişatına ben kötü diyorum. Geçen senelere kıyasladığım zaman da... Ben onu doğal karşılıyorum. Hep oyuncu kaybediyorlar. Ha işte ondan. Bakasetas gitti geçen sene. Siopis gitti. İki işte tane... İşte kıyaslıyorum anladın mı? oyuncu gitti. Kıyaslıyorum şimdi. Alien Spor mesela 6. sırada olmasına rağmen kötü diyorum. Ama tam tersi Adan Demirspor yeni çıkmış. Yeni bir yapılanma yapmış. Mesela şeye de kötü diyorum bu sene. Ee, Sivas'ın bulunduğu duruma... Ama Sivas öyle zaten hep. Sezona çok kötü girip sonra Arap atı gibi açılıyor. Bu sene bence Avrupa daha kötü. kupaları Sivas hep yakıyor. Evet işte o yüzden kıyaslama yapıyorum. Ama Adana Demirspor yeni çıkmış. Başkan zaten ayaklarımız yere sağlam basacak demiş. İşte biz bu sene kalıcı olacağız. Hatta daha sezon başı demiş. Biz 26 yıllık kalıcı bir takımı temellerini atıyoruz tamam. diyor. Ben zaten önümüzdeki sezonda Adana Demirspor'dan başarı bekleyeceğim. Eğer önümüzdeki sezonda Adana Demirspor kalem düştü bu arada. 15 haftada bu durumda olursa ben o zaman derim ki Adana Demirspor başarısız derim bu sene. Bence Adana Demirspor'un ne yapıp ne edip Türkiye Kupası'na asılması lazım. Bence zaten asılsın diyoruz biliyorsunuz. Asılmalı kupaya. Süperlikte Süper Lig'de oynadığı için iş avantajı var diğer takımlarla alt lig takımlarla oynadığı için ve kadrosu da almaya müsait. Almaya bu şey çok müsait. Aynen. Tabii asılsın de. diyoruz zaten bunu söylüyoruz mesela. asılmalı sonuna kadar. Aynen. Giresunspor'un da kesinlikle ligde kalması lazım bu sene. Aynen ligde öyle. Ligde kalırsa eğer borçlarını daha da temizleyip daha iyi kadrolar kurma şansına sahip olacak süper ligdeki gelirlerle. Çünkü Giresunspor'un bu sene çok dezavantajlı başladı maalesef. Eski borçlar, temlikler falan Tabii başkan bir lazım. ilk onları temizledi. Sonra belli bir kadro yaptı. Devre arası da inşallah gereklemleri yapar Giresunspor ve ligde kalır çünkü şehir takımlarının ligde olması daha güzel oluyor. Aynen yani şimdi Kasımpaşa'ya biz ne yapacağız yani? Aynen biz exactly. İstanbul'dayız Kasımpaşa Yani Yıllardır bir şey yok. Doğru. Hedefi de yok Kasım Kasımpaşa. Mesela Karagümrük'ün de stadı yok. Ama Karagümrük'ün bir amacı var, hedefi var. Karagümrük güzel futbol oynuyor. Dünya yıldızları var kadrosunda. Kasımpaşa'nın her türlü imkanı var ama gelen oyuncular kalitesiz oyuncular. Karagümrük'ün hoca tercihleri de iyi. Şans veriyorlar hocalara. Ama Kasımpaşa öyle değil. Hep Fuat Çapa geliyor, Kemal Özdeş geliyor, Hakan Kutlu geliyor. Başka bir şey yok yani. <laughs> Peki mi? senin bu maçla alakalı görüşün ne? Valla ben güzel bir karşılaşma bekliyorum. E, maç pazar günü 1.30'da. E, Erken bir saat değil mi? Dörtte oynanamayın Yok ben bu maçı akşam bekliyordum aslında biliyor musun? Öyle mi? Yani yedi 7 ne bileyim. Yayıncı kuruluş bu maçı pazar günü 7'de oynattırmaz Oynatmaz zaman. gerçi de ben aslında şöyle 7'de bekliyordum. Cumartesi olur falan diyordum ama hep dört büyüklerin maçları da olduğu için genelde oynatmıyorlar. Aslında tam böyle mesela normalde maç TFF birinci günde olsaydı akşam kesin oynanırdı yedi mesela. Kesin olurdu yüzde yüz. Ee, ben bu maçta gol bir maç ben bekliyorum. De. İki tarafında gol ve goller bulacağını düşünüyorum. Belki Giresun Spor son haftalarda zor gol yiyor ama Adana Demirspor'un etkili hücumuyla gol bulacağını düşünüyorum. Golle bir karşılaşma bekliyorum. Ee, Adana Demirspordan da en kötü bir puan bekliyorum ben. Ben Adana Demirsporu kendi evinde e, daha önde görüyorum. Ev sahibi avantajı kazanacak mı diyorsun? Dolayı ben kazanmasını Hı -hı. bekliyorum. Zaten Giresunspor buradan da puan çıkartır sonlar adına müthiş olur. Hı hı. Ben Giresunspor'un da ligde kalacağını düşünüyorum. Bence Rize gidecek, Kasımpaşa gidecek. Ben Altay'ın da gitme ihtimalini yüksek görüyorum. Altay'ın kadrosu sıkıntılı. Hı hı. 40 yaşındaki İbrahim Öztürk oynuyor stoperde yani Türk kuralı zorunluluğundan dolayı. Ama Giresunspor ligde kalmak istiyorsa ne yapıp ne edip taraftarların o stadı doldurması gerekiyor. Aynen. Hani bu aşı olayları falan bir yere, bir yere kadar. Fenerbahçe geldiğinde o stadyum doluyor. Galatasaray geldiğinde doluyor. Hani bence Giresun halkının takımına göre muamele yapmaması lazım. Bir de Giresun'da Fenerbahçe, Giresun-Fenerbahçe maçında o statta Fenerbahçe'nin sesi o kadar çıkamaz yani. Orayı doldurmuşlar. Bence Giresun iç sahada o avantajını sağlamalı. Gelen rakiplerini önemli. ezmeli psikolojik olarak. Bakalım iki takıma da başarılar diliyorum. Aynen iki Güzel takıma maç da Senin eklemek istediğin bir şey var mı? İzleyen herkesten öncelikle abonelik bekliyoruz. Hem Adana Demir Spor hem de Giresun Spor taraftarlarından. Ayrıca videomuza da bol bol beğeni, yorum ve paylaşmalarını sona rica kadar ediyoruz, izlemeni aynen. de rica ediyoruz. Ee, i̇ki takıma da başarı dileklerimi tekrardan iletiyorum. Ayrıca herkesten de sosyal medya hesaplarından takip etmenizi bekliyoruz. Başta aynen. Instagram, ardından Twitter ve Facebook'tan ve kanalımıza katıl butonumuz aktif hem Adana Demirspor hem de Giresun Spor taraftarlarından katıl butonumuza destek olmalarını bekliyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hem Adana Demirspor hem de Giresun Spor'a başarı dileklerimizi iletiyoruz. Pazartesi günü zaten sonuç programımızı yapacağız. İnşallah Allah kısmet ederse ve yayınlayacağız. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar diliyoruz pazar gününde. Bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.